Herkese Tünaydı'n Sempozyumumuzun ikinci oturumunu açıyoruz. İlk konuşmayı Marina Pucci, Lorenza, Lorenzo Delfonso, Deniz Uçer'in konuşması olacak. Nide Kınıköy, Arkeolojik Kalıntılarının Restorasyon Çalışmaları ve Stratejileri. Teşekkürler Isabella. Herkese tünaydın. Tekrar hoş geldiniz. Ben benden önce söz alan meslektaşlarımın yaptığı gibi İtalyan Kültür Merkezi'ne çok teşekkür ederek söze başlamak istiyorum. Sadece bu Organizasyonu yaptığı için değil, sürekli e, sahada e, yapmış olduğu e, çalışmalar için teşekkür e, ediyoruz. Bize çok yardımcı olan, e, bizler için önemli bir referans noktası teşkil ediyor İtalyan Kültür Merkezi. E, ben e, e, sunumumu yaptıktan sonra 45 dakikalığına aranızdan ayrılacağım çünkü bir toplantım var, o yüzden şimdiden özür dilemek istiyorum. Ee, o nedenle sahnede zaten bana bir sandalye ayrılmadı. Ee, ben bu e, sempozyuma e, Florence Üniversitesi adına 2014'ten beri katılıyorum. Çünkü o zamanlarda e, Çana Alalah e, e, kazalında çalışıyordum. Aslan Yener'in e, ve Murat Akar'ın yönettiği kazı çalışmalarında. Ve e, Demir çağındaki e, keramik e, üzerine çalışmalar yürütüyorduk. 2011'de tamamladık bu projemizi. 2022'den e, beri e, de e, Kınıköyük e, kazılarının e, yönetiyorum. E, Kapağı. Tokyo'da Kınıköyük kazıları 12 yıldır aktif olan bir kazı. Kurumlar tarafından tanıtılıyor. Lizo, ISO, New York'tan 9 Eylül ve Pavia Üniversiteleri'nin ortak çalışması Sayın Dalfonso'nun 2021'e kadar yürüttüğü kazılarda onların işbirliği önemli oldu. Floransa Üniversitesi de kazı çalışmalarına destek vermeye başladı. Bu yıl yönetimde bir geçiş yaşandı. Bu tabii şu anlama gelmiyor. Sayın Profesör D'Alfonso ve kendisinin temsil ettiği kurumlar yani Pavia Üniversitesi ve ISOF kazı çalışmalarında artık yer almıyor diye bir şey yok. Proje genişledi, daha da genişledi. O anlama geliyor. Ben de ee, yönetime geçtim. Büyük bir memnuniyetle tabii bu rolü üzerime aldım. Araştırma bakış açısından. E, bu e, kazı alanının özellikleri benim bilimsel profilimle çok örtüşüyor açıkçası. Bizim işbirliğimiz bundan sonra da devam edecek. Önümüzdeki yıllarda da bu işbirliğini sürdüreceğiz. Ben bugün sizlere benim yaptığım çalışmanın sonuçlarını sunmayacağım. Çünkü iki yıl önce başladım e, çalışmaya e, burada. Benden önce yapılan çalışmaların bir neticesini sunacağım sizlere bugün. Evet. Burada planını görüyorsunuz. Arkeolojik site alanımızın etrafında tarlalar var. Tarımsal açıdan yoğun bir şekilde ekilen, biçilen bir alan ve etrafında bu alanlar var. Yakın nında çok e, açık bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Fazla şehir yerleşimi yok ve e, burada e, topografik açıdan planına baktığımızda e, ilk yıllardan itibaren etrafı çevrilmiş ve izole edilmiş bir alandan e, bahsediyoruz. Yani geri kalan e, tarımsal alandan ayrı e, korunuyor. Hayvanların girmesinde de önleniyor bu sayede ve bir sınır oluşturmak amaçlanıyor açıkçası arkeolojik bölge ile yaşanan günlük hayatta kullanılan bölge arasında. Böyle bir müdahale ki hafif bir müdahale olarak nitelendirebiliriz onu. Sadece bir çit çekilmesi söz konusu e, sit alanının etrafına ve arkeolojik sit alanının e, sınırlarının belirlenmesini beraberinde getirdi. Şimdi artık serbestçe giriş çıkış olamıyor. Orada bir sınır var ve arkeolojik sit alanına erişim de biraz daha kısıtlı hale gelmiş durumda. Ama tabii çok hafif bir çitten bahsediyoruz burada. Yani çok büyük bir sorun teşkil etmiyor. Burada e, harflerle belirtmiş olduğumuz alanlar kazı alanlarımız. Ben e, bugün e, burada yapılan çalışmalardan bahsedeceğim. Özellikle de e, koruma, e, değerlendirme ve müzeleştirme çalışmaları e, nasıl ilerliyor onlardan bahsedeceğim. Ve arkeolojik bulgular neler, bu bulguların tarihleri neler, bu sit alanı bizlere neler sunuyor araştırmacı bakış açısından elde edilen sonuçlar neler bunları aktarmaya çalışacağım. Kültürel mirasın korunması ve değerlendirmesi çalışmaları her zaman araştırmanın çıkarına yürümez. Kınıköy'de de bunun örneklerini göreceğiz. Bu alanda koruma ve muhafaza etmek kriterleri ne uyuluyor arkeolojik kazı çalışmaları yürütülürken yani müdahaleler anında yapılıyor burada genel bir görüntüsünü görebiliyorsunuz bu bahsettiğimiz çit bu şekilde. Bunlar da ilk geçici çözümler, Akropolis üzerinde uygulanan kazı alanını korumaya yönelik çok hafif yapılar, herhangi bir şekilde arkeolojik alan üzerinde neticeye olumsuz neticelere neden olmuyorlar. Geçici çözümler, iki kıştan fazla kalması söz konusu değil, o kadar rüzgarlı ki kalıcı olmuyorlar ve yenilenmeleri gerekiyor. En azından her iki yılda bir bu yapıların yenilenmesi gerekiyor. Bu çözümler e, kerpiç tuğlaları koruyor çünkü yağmuru engelliyor. Hem de e, arkeolojik çalışmalarda e, bu yapıyı söküp tekrar e, takmak oldukça kolay. Biraz daha kalıcı bir çözüm ise burada yukarıda gördüğünüz yapı yine aynı tür bir kaplama ama daha ağır birleşme yerleri var. Depo içerisinde değil daha ağır temellere sahip tekrar kazı yapılmayacak bölgeler için görünmüş, öngörülmüş bir yapı bu. Burası Akropolis bölgesi kış şartlarında korunması için böyle bir yapı öngörüldü. Şu anda kapalı o kısım kazı devam etmiyor. Onu kış şartlarından koruyor. Bir de e, güçlendirme çalışmaları var. Arkeolojik bulgular gün ışığına çıkarıldığında bir seçim yapmak gerekiyor. Çok belirgin bir seçim bu. Belgelendirilip sökülüyorlar arkasında ne olduğunu görmek için ya da orada bırakıp e, muhafaza ediliyorlar. Tabi bu tercih çok büyük bir sorumluluğu beraberinde getiriyor ve bu karar, Bulgunun niteliğine göre değişiklik arz ediyor. Kınık höyük özelinde A bölgesine Akropolis bölgesinde kutsal bir bölge günüşünü çıkarıldı. Akameni de Helenistik bölgeden ve hakikaten çok büyük bir anıt bölge burası, bir meydanı var tabanı bu şekilde kaplı. Burası planda da görüyorsunuz ve bir takım yapılarla çevrili. Hepsi kutsal mekanlar bunların. Şimdi bu bulgu, bu tür bulgular tabii ki hem Lorenzo Dalfonso olsun hem de Sayın Burak yalacan olsun eş direktörü kazıların bunu olduğu gibi korumanın önemli olacağını düşündüler. Ve en doğru kararın bu olacağını düşündüler. Yani o e, seviyeyi bu şekilde korumak e, ve e, mozaize etmek. E, o şekilde mü, muhafaza etmek kararı verildi. Bu tabii çok büyük e, bir e, özveri. Yani e, daha antik seviyeleri araştırma imkanını ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Çünkü olduğu gibi e, bırakıyorsunuz, daha yakın bir döneme ait kalıntıyı olduğu gibi bırakma kararı alıyorsunuz. Bu şekilde bırakıp muhafaza ettiğiniz zaman yapılan ilk müdahale ne oluyor? E, konsolide etmek, güçlendirmek, var olan yapıyı yani meydanı, meydanın tabanını e, ve materyaller ve benzer taşlar eklemek e, aynı olmasa da en azından rengi ve boyutunun tuttuğu bir takım materyallerle orayı tamamlamak güçlendirmek ve en azından materyal düşüşünü e, engellemek meydandan herhangi bir çöküş e, veya düşüş olmasını engellemek e, araştırma açısından yapılan çalışmadır şu Burak'ın yani eş başkanın da yapmış olduğu çalışmaların sonucu meydana açılan tüm mekanlar, binalar bu yıl yaptığımız çalışmalar neticesinde biz meydanın güneyine doğru ilerlediğini gördük. Güney sınırının nerede olduğu üzerinde çalışmaya başladık ve bu yıl ilk meydanın e, tarihi kalıntıyı da bulduk. E, Akemi Erenistik döneme ait basamaklı e, böyle bir yapı. Bu dediğimiz gibi geçici bir müdahale. Yıkılmasını, çökmesini engellemek için yaptık bu müdahaleyi. Müdahaleden önceki hali bu, müdahaleden sonraki hali de bu. Yapmış olduğumuz güçlendirme çalışması bu şekilde. Ve bu tür müdahalelerin gözlemlenmesi gerekiyor tabii ki, e, dış e, şartlara açık bir alan. E, restorasyon çalışmaları da aynı e, şartlardan etkileniyor, iklim şartlarından. O nedenle sürekli gözlemlenmesi, kontrol edilmesi ve e, bakım çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bu bağlanma ait materyallere baktığımızda bununla ilgili bir müzeleştirme çalışması yaptık. Meydanın tabanında bulunan materyallerle ilgili yani Meydanın etrafındaki binalardan gelen materyaller e, bunlar. Çok ilgi çekici e, çünkü aralarında figürler, figürinler var e, ve e, müzeleştirme projesi çerçevesinde bir e, vitrin arkasında Nide Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı bu objeler. E, hem e, müzeleştirme hem de koruma çalışmaları yürüten uzmanlar tarafından böyle bir proje geliştirildi ve geçtiğimiz yıl bu şekilde sergilemeye başladık. Kınıköyü Helenistik döneme ait izlerinin yansıtan objeler bu şekilde Nide Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor artık. Her yıl gerçekleşen bir buluşmamız bu bu, bu yıldan Yerel halkla e, buluşuyoruz, çünkü Kınıköyük öğren yeri ve e, yakınındaki Yeşilyurt köyü çok o, farklı bölgeler bugüne kadar dinlediğimiz e, bölgelerden e, çok a, az yaşayan sayısı Yeşilyurt köyü tarihi bir köy. E, Büyük bir kısmında antik yapılar var. 700'lerden 1800'lerden kalma taş evler var. Köy son 20 yılda nüfusunu büyük ölçüde kaybetmiş. Artık tatil için geliyorlar. Ama o kadar yaşanan bir köy değil yani. Buradaki arkeolojik misyonun... Tabii ki köy üzerinde de çok büyük bir etkisi var çünkü e, bir anda 40-45 kişi geliyor küçücük bir köye nüfusu belki 10 bin olan bir e, köy burası yani çok e, büyük bir etkisi oluyor ve e, bu kampanyanın neticesinde e, yerel halkın bazı temsilcileri e, bizimle doğrudan çalışan İşçiler e, birlikte e, müzedeki materyalleri görmek e, istediler. Biz de o nedenle bir ziyaret düzenledik müzeye e, köy halkının temsilcileriyle birlikte e, kendilerinin kazdığı e, ve bulduğu e, objeleri e, temizlenmiş, hazırlanmış şekilde müzede gördüler. Burada Didaktik bir müdahale yapma ihtiyacı Görmedik açıkçası yerel halkla ilgili olarak. Zaten yerel halk kendisi kazı alanına gelip ilgilenmeye başladı ve bundan büyük bir gurur duyuyoruz tabii ki. Kendileri de bundan büyük bir gurur duyuyorlar açıkçası çünkü kendi köyleriyle gurur duyuyorlar. Oradaki arkeolojik sit alanının da kendi köylerinin tarihini yansıttığını düşünüyorlar ve bunlar için bu onlar için önemli bir gurur kaynağı. Evet, yaptığımız restorasyon çalışmalarından bir tanesi, duvarı güçlendirmek, helenistik yapı bütün alanı kapsıyor. Meydanın sınırlarında yer alıyor. Tepenin yamacında Akropolis'in duvarı bulunduğu demir çağına ait. Erken e, Demir Çağı ve Orta Demir Çağı'na ait ve yaklaşık 3-3,5 üç, üç e, metrelik bir yükseklikte, yani iyi şekilde muhafaza edilmiş e, ku, kuzey kısmında, bu büyük bir taş e, duvar e, çok aşınmış idi. Burada şimdi güzel görüyorsunuz ama içerisinde e, bu e, duvarın bu e, sınır e, duvarı inş, inşaat malzemesi elde etmek için biraz yıkılmış. Bu şekilde e, korunsaydı eğer çökmesi kaçınılmazdı. İşte o nedenle bu projeyi yürüttük ve güçlendirdik ve biraz doldurduk bazı kısımlarını bu e, sınır e, duvarının. Bu yıl başladık bu çalışmayı yürütmeye. E, amacımız da e, duvarın çökmesini engellemekti. Özellikle de kış şartlarına karşı korumaktı e, duvarı. E, Deniz Uçer'in temsil ettiği bir proje bu. Bu kısımdaki güçlendirme çalışmalarını kendisi yürüttü. Bu çalışmanın yanında da inşaat malzemeleri ne de çalışmaya başladık. Yani bu duvarın nelerden yapıldığını araştırdık. Pavia Üniversitesi'nin ekibi yürüttü bu çalışmayı ve bilimsel temelli oluşturduğu restorasyon çalışmaları için burada da sonraki aşamaları görüyorsunuz. Duvarın doldurulması çalışması, taşlar yeniden kullanıldı. Kazıdan gelen taşlar bunlar işaretlenmiş durumda. Ve bu müdahale müzeleştirmeye olmasa da e, istikrara kavuşmasını Anıt'ın sağlayacak bir müdahale oldu. Yine deneysel arkeolojide yaptık diyebilirim. Çünkü en iyi alçı karışımı nedir diye çalışmalarda yürüttük önceki analizlerimize dayanarak. Buradaki en önemli e, zorluk diyelim önümüzdeki yıllarda karşılaşacağımız e, bu e, duvarın güney kısmı e, demir çağından günümüze gelen şöyle bir e, görüntüsü var. Gördüğünüz gibi C alanında. Burada sadece bu yüksekliği görmekle kalmıyorsunuz. Bu uh, e, duvarın yapısını da görüyorsunuz. Bu tabii ki muhafaza açısından çok büyük bir sorun teşkil ediyor şu ı, kısım. E, çünkü bir tür delik oluşuyor açıkçası e, tepenin e, yanında. E, burada e, yağmur yağdığı zaman tabii ki çok su birikiyor şu, ve e, buradaki e, yapıyı eritiyor ve kazı çalışmalarını da engelliyor. Çok hızlı bir şekilde müdahale etmemiz gerekiyor. Önce yapısal bir analizini yapmamız gerekiyor duvarın ki e, açıklığı ve kırık Kırılma noktaları nelerdir? E, tepe nerelerde duvara daha fazla e, dayanıyor? Onları analiz ederek duvarın yıkılmaması için gerekli çalışmaları yapmayı düşünüyoruz. Bu kısımda tabii müzeleştirme yapılması gerekiyor. E, restorasyonun zorluğu hem ekonomik açıdan e, bütçe gerektirmesi hem de araştırma açısından zorluğu olması. değerlendirmesi gerekiyor tabii ki. E, Zamanların da e, sürelerinde değerlendirmesi gerekiyor. Tabii ki en isi her şeyin üstünü kapatmak olur. Ee, belki de e, bir zeleştirme yaparak devam edilebilir. Ee, daha doğuya gittiğimizde e, kulelerin izlerini de görüyorsunuz duvar e, üzerindeki yine C bölgesindeyiz ve buradaki giriş kapısının da yine izleri var. Şu anda bir konsolidasyon sorunu yok çünkü kazı halen üst aşamalarda ama 2-3 yıl içerisinde burada da bir müdahale ihtiyacı doğacak. Şimdi... <laughs> alt e, kısma gittiğimizde alt şehir burada e, size göstermek istediğim nokta biz bu kısımda bir araştırma yürütüyoruz şu anda yani e, topografik olarak daha alt aşağıda bu kısmı e, kentin e, daha kolay erişimi. Bu e, kısımdan e, geçmiş e, dönemlerde e, muhtemelen biraz e, toprak e, alınmış diye düşünüyoruz. Kazı alanı çok geniş e, burada da ve e, koruma seviyesi de biraz sınırlı. E, buradaki duvarlar 40 santimetre gibi e, a, ama. E, bu kısımda elde edilen bulgular, bu alt e, kısmın sınırını belirliyor. Burada bir e, koruma e, duvarı var, e, bir tür e, tahkimat e, duvarı diyebiliriz, kerpiçten e, yapılmış. Burada da büyük bir taş yapı var. Daha güney kısımda karşımıza çıkan. Şimdi şu kısımda ise şu yolda bir takım boşluklar görüyorsunuz. Çok az muhafaza edilebilmiş bir kısım bu. Yukarıdan bakınca biraz daha net görülebilir belki. Alan bu şekilde. Buradaki yolu görüyorsunuz. O oh, eh, tahkimatın olduğu yer. Ve bu e, farklı renklerle görüyorsunuz burada da kule var e, diye düşünüyoruz. Bu boşluklar kazı alanı içerisinde yer alıyor. Yedinoğlu e, boşluk. boşluk e, geçtiğimiz yıl kazıldı ve burada e, birçok malzeme bulundu. Evet. Primer bağlamda hakikaten e, çok önemli olan mesela e, kapkaçaklar, keramik kapkaçaklar. E, burada e, e, çökmesinden korktuk e, bu, e, bu alanın. E, bu şekilde çanak çömlek dolu olarak e, terk edilmiş, daha sonra sevelendirme yapılmış burada bulunan keramikler. Ee, tam olarak e lavemiş dokunulmamış değil, ee, büyük bir kütle vardı bu şekilde içerisinde, şey, parçalar, kalıntılar, burada da bir kısmını görüyorsunuz bakın ee, ve bu bulgu e bu alanda, bu odada gerçekleşti sadece. Bu yıl biz bunu 2021'de bulduk. Bu yıl ise bu bulduğumuz çanak çömleğin bu kapların restorasyonu yapmaya karar verdik. Hem bilimsel açıdan önemli olduğu için hem de bu tüm arkeolojik sit alanında gün ışığına çıkarılan primer bağlam objeleri olduğu için gelecekte yapılacak bir müzeleştirme çalışmasında önemli rol oynayacaklar diye düşünüyoruz. Bu objeler bakın görüyorsunuz kullanılan malzemeler, objeler bu şekilde bu bağlam içerisinde bulundular bugün mesela yavaş yavaş artık onları restore etmeye başladık. Bir Türk restoratör grubu sayesinde bir de hem İtalyan hem Türk restorasyon öğrencileri ile birlikte çalıştık, ee, zorlu bir çalışma sergilediler ee, ve yüzde 45'ini neredeyse restore ettik diyebiliriz bu çalışmalar neticesinde. Yani hala tencereler, kapkaçaklar, e, yiyecek muhafaza edilen kaplar e, halen var restore edilmemiş şekilde ama bunlar e, bugüne kadar restore edilenlerden örnek. E, İsa'dan önce 8. yüzyıla ait objeler bunlar. Dediğimiz gibi gıda saklanan, dekorlu, resimli. Buradaki resimlere baktığımızda yüzde yetmişinde envanterin bu tür resimler, baskılar var. Çok fazla uygulanmış yüzeylere ve belirli biçimleri görüyoruz. Çok alışılmış biçimler değil bunlar belki. Kapadokya'da 8. yüzyılda çok görmediğimiz formlar da var açıkçası. Böyle bir yelpaze göstereyim size. Bu şekilde ee, tabii ki e, mümkün olduğunca az integratif bir restorasyon e, öngörüyoruz. Yani vazonun stabilitesi açısından elzem olmadığı sürece repertuarımızda e, şöyle bir tane e, testimiz de var, figüratif bir unsur e, içeren e, yine dekorasyon içermeyen bir takım vazolarda var. Gerçekleştirilen bu çalışma çok yoğun bir çalışma özellikle kazı aylarında ve e, çok büyük mekana ihtiyacınız oluyor şu bütün e, malzemeyi materyali organize edebilmek e, için ve e, sürekli arkeolojik müzeyle temas a, halinde olmamız gerekiyor. E, çünkü henüz e, tam olarak restorasyon bitmediği için belgelenmesi tam olarak bitmedi. E, her şey e, Nide Müzesi'ne gönderiliyor. Burada tabii yapılacak şey 3 yıl içerisinde şu olacaktır diye düşünüyorum o bağlamı yeniden inşa etmek yani bir envanterini yapmak müze içerisinde sergilemek ve odayı müze içerisinde içerisindeki tüm materyalle birlikte sergilemek. E, araştırma nedeniyle ihtiyaç olmadığı sürece ve bunu yapmak istiyoruz. 25 tencere saydık biz mesela morfolojik bir araştırma için belki 10 tanesini restore etmek yeterli olacaktır ama bu şekilde ilerlediğimizde müzeleştirme yapmak istiyorsak o zaman her şeyi restore edip bu bağlama ait olan tüm bulguları sergilemek amaç. Neydi? Arkeoloji müzesini ziyaret eden kişilere 8. yüzyıla açılan bir pencere sunmak o yüzyıldaki hayatın algılanması için önemli bir pencere olur. Şimdi grup halinde bir iki e, fotoğraf gösterdim. Açıkçası e, mimari olarak biraz zayıf, e, ince e, taş duvarlar, e, tabanı da düşük. E, yani mimari açıdan e, çok önem e, arz etmeyen e, bir yapıya sahip bu alan. E, bu e, sınır duvarı kulesiyle birlikte bir sonraki aşamada bazı ocaklarla birlikte kullanılmış. E, ya Duvarın içerisinde ya da dışarısında ve bu ocaklar içerisinde biz tencereleri bulduk, i̇şte bahsettiğimiz bütün bu objeleri bulduk, gıda hazırlanmasında kullanılan. Yani açıkçası duvar bu şekilde kullanılmış, belli alanları o nedenle yıkılmış belki de bu yıl bu bulgulara eriştik ve bu bulgularda bize tabii Açıkçası o zamanki geleneklerle ilgili yiyecek hazırlama gelenekleriyle ilgili bize çok önemli fikirler veriyor. Bakın burada e, e, klasik e, küçük e, kuyular, kuyucuklar ve e, çukurlar ve bu çukurlar içerisinde e, materyaller, bu tür objeler bulduk. Bu çukurların içerisine yerleştirilmiş olan bir sonraki aşama. hakimeni e, elenistik bir aşamaya gidiyoruz diye düşünüyoruz. E, yani... E, ...orta demir çağında olduğu kadar yerleşimin çok güçlü olmadığı bir döneme ait bulgular olduğunu düşünüyoruz. E, bu bulguların... E, ...tabii bütün bunlar bütün bu çalışmalar tabii ki bir grup çalışması gereğini beraberinde getiriyor. Restorasyon açısından olsun, yeniden inşa materyallerin yeniden inşası çalışmaları olsun. Bu bir ekip çalışması, bir arkeolog için çok da eğitici bir çalışma bu. Çok da istifade ediyoruz. Bu yıl, geçtiğimiz yılda, da sadece ekibimizin yarısını restorasyona ayıracağız, materyallerin, objelerin restorasyonuna. E, aktaracağız onları ve yarısı da yine kazılarla ilgilenecek, arkeolojik bağlamla ilgilenecek. E, diğer kısmı da objelerin ile ilgilenecek. E, tabii ki grubumuz çok daha geniş bildiğiniz üzere. E, gayet e, güzel bir araya e, geliyoruz. Tabii ki e, sadece dört üniversitenin katılımı da değil, aynı zamanda farklı üniversitelerden de Bilkent'ten olsun... Ee, başka Türk üniversitelerinden olsun. Öğrenciler bize katılıyorlar sık sık ve işçiler de uzmanlaşmış e, işçiler ve aktif olarak katkıda bulunuyorlar arkeolojik çalışmalara ve e, sit alanının korunmasına onlar olmaksızın bu çalışmaları yürütmek elbette mümkün değil. Umarız bu şekilde devam eder. Gerek yerel halkla olsun gerekse yerel kurumlarla olsun iletişimimiz şimdiki gibi mükemmel seviyede umarız bundan sonra da devam eder. Teşekkürler. Çok teşekkürler Marina. Soru var mı? Hemen hızlıca. anlaşılan yok. O halde ikinci konuşmacımıza geçiyoruz. Anacleto D'Agostino Pisa Üniversitesi'nden geliyor. Uşaklı Hüyük, Yozgat, İtalyan Türk ekibinin araştırmaları ve Bozok yöresi kültürel mirasının geliştirilmesi konusu. Evet, çok teşekkür ederim Sayın Kaneva. Elbette ben de teşekkürlerimle başlamak istiyorum İtalyan Kültür Merkezinin müdürü Skir Moya ve onunla birlikte çalışan herkese bu vesileyle ee, ben mümkün olduğu kadar Uşaklı hüyükteki araştırmalar hakkında ve bunların sonuçları hakkında bilgi vermek istiyorum. 2008 yılında başlamıştı bu İtalyan Türkiye Heyeti'nin çalışmaları. Stefania Mazzoni'nin e, müdürlüğünde daha sonra da gelişti. Pek çok kurumunda katkısı oldu. E, Pisa Floransa, Siena, Bozok Üniversitesi, Yozgat, Londra Üniversitesi, onların da katkıları bulunduğu, Bir takım araştırma grupları oldu. Valentina Orsi ve Julia Torri'nin yönetiminde Demet Taşkan ve Yağmur Efron gibi yardımcı yönetmenler oldu. Üniversite Hacettepe, Hacettepe Üniversitesi Ankara'dan. E, tabii ki yardımı aldık. Onların katkıları bulundu. E, dolayısıyla e, interdisipliner bir araştırma gerçekleşti. E, ve amaç daima bu sit alanında yaşananları ortaya çıkarmaktı ee, ve burada bulunan komplekslerin antropolojik ve tarihi önemlerini o açıdan bakarak ortaya çıkarmaktı. Ee, bu, bütün bu kalıntılar, bu nesneler e, özellikle Uşaklı'da... da elimize, elimize, geçmişti ve bunlar Hidit dönemine tarihlenmekteydiler ve dolayısıyla demir Mirça ve Helenistik Roma dönemine kadar uzak, uzak uzanmaktaydı. Ankara'dan Sivas'a doğru gittiğiniz zaman Uşaklı aslında hemen bir küçük tepe olarak karşımıza çıkıyor ve en belirgin tepede Kerkenes gördüğünüz gibi. Bu fotoğrafta son derece önemli bir fotoğraf. Burada aslında Plat Platon'un tam da yüreğinde bulunuyoruz. Buraya Hititliler yüksek ülke adını vermişlerdi. Burada iki tane su var. Çok önemli ırmak var. Bunlar, bunların dışında da bir takım kaynak suları var. Dolayısıyla gayet verimli bir arazi. Yüzey araştırmaları 2008'den 2012'ye kadar sürmüş. Kazılar ise 2013'te başlamış. Dolayısıyla bu sabah anlatılanları oranla gayet yeni kazılardan söz ediyoruz. Ve Antik Bronz Çağdan başlıyor, ee, Orta Çağ'a kadar uzanan bir dönem var. Ee, daha sonra e, Osmanlı İmparatorluğuna ulaştığına, hatta Kalkolitik Çağdan başladığı bile ortaya çıkartılmış durumda. Ee, bütün bu olay, bütün bu araştırmalar sırasında bu bölgenin özellikle Dağı'nın çevresinde olduğunu görüyoruz ve bu kuzeyden doğuya kadar, kuzeyden doğuya kadar, Boğazköy'e kadar, Kapadokya'ya kadar, Hatuşa başkenti, Hatuşa'yı bir şekilde Sivas bölgesine bağlamakta. Ee, Kayseri Erciyes Dağı'da hep buralardan bakıldığında üstündeki karlı görüntüsüyle karşımıza Çıkıyor. Daha antik dönemlere kadar inmek mümkün. Ee, Uşaklı'da e, çok önemli bir tarihi işaret var. Bu özellikle 1900'lerde ortaya çıkmış ve farklı gezginler tarafından anlatılmış. Burada gene bir fotoğraf görüyoruz. sit alanıyla bağlantılı ee, bir tepe var. Şu Gördüğünüz gibi yükselmekte. Ee, bunlar milattan önce bin yıla kadar iniyorlar. Ee, çok geniş bir teras var üzerinde. E, ee, fotoğrafta da son derece belirgin. Sonra aşağı şehir var. Bu aşağı şehirde orta ve antik bronz çağı ve geç bronz çağı tarihlenmekte. Ee, daha sonra dış bölüm var ve bunlarda da Helenistik dönemde ve Roma döneminde oturulmuş yerler, e, yerleşim alanları var. Ee, sonra kanalizasyon çalışmaları sırasında da büyük bir nekropol ortaya çıkmış. Daha sonraki bizim coğrafi araç araştırmalarımızda burada büyük bir e, mezar olduğunu e, ortaya çıkarmış. E, bunlar Roma dönemindeki mezarlardan, mezarlıklardan epey farklı. Bunları aslında aşağı şehirde sıklıkla görmekteyiz. Her ne kadar bütün bu malzemeler ve büyük tarihi olaylar, Esnek de olsa, e, bu bölgenin tarihine işaret etmek açısından son derece önemliler. E, bazıları olağanüstü değer e, arz ediyorlar. Başka dönemler içinde ışık tutuyorlar onların anlaşılması içinde. E ee, yakın tarihle bağlantılı çok fazla bilgi yok elimizde biraz İznik seramiği ile karşılaşıyoruz 15 ve 17 yüzyıla ait bunlar ee, ve Osmanlı dönemine işaret ediyorlar. Ee, Uşak'ta da karşımıza çıkan fragmanlar aslında e, Çapanoğlu'nun arazilerinde ortaya çıkmış ve bu son derece önemli bir Osmanlı ailesi ee, Türkmen, kökenli bir aile ve onlar Yozgat'ı 18. yüzyılda kurmuşlar ve hatta o Bozok adının verilmesi de bu bölgeye ee, okların gri renkte olmasından kaynaklanıyor o kabilenin oklarının bu renkte olmasında. 17. yüzyılın sonlarında doğru yayla yazları oturulan bir alan haline gelmiş ve bu noktadan itibaren de şehir doğmuş, büyümüş ve üzerinden de e, üzerinden de pek çok yüzyıllar geçmiş ama hep bir hareketlilik gözlenmiş burada. E, daha sonra Bozok Yaylası'nda 1900'lerde bu bölgelerde bir takım Türkmen kabilelerle karşılaşıyoruz. Bunlar Çukurova'dan geliyorlar. Yaşar Kemal kitaplarında, İnce Mehmet de bunlardan söz eder Nitekim. Onların detaylarını verir, o halkların özelliğini anlatır. Bunlar önceleri Çukurova'da yaşarken, daha sonra buraya doğru yollanmışlar, gönderilmişler bir biçimde. E, geç Roma ve Bizans döneminde ve daha sonra da Selçuklu dönemine ait yine çok az e, seramik fragmanlarıyla karşılaşıyoruz. E bunlar bir takım taş, harç e, fragmanları olarak görülüyor. Çadır höyüktekilere benzer nitelikteler. E tabii bu radyokarbon çalışmalarının da e ...sonuçları bekleniyor. Böylelikle mezarların yüzeyi hakkında bir bilgimiz olabilir. E, çünkü bunlar az miktarda ve dağınık miktarda karşımıza çıkıyorlar. ...ve de inşaat malzemesi olarak görülüyorlar. Aşağı Karakaya köyünün yakınlarında... E, ...bir sütun ve Bizans dönemine ait bir sütun başlığı bulunmuş durumda. E, bunlar da burada devşirme malzemenin kullanıldığını düşünüdürüyor. E, Roma döneminde burası Pontus e, Krallığı'nın gözetimi altındayken... B bölgesinde ve hatta A bölgesinde bir takım büyük binaların var olduğunu görüyoruz. Burada seramiklerin olmaması veya ithal edilmiş olmaması ithal edilmiş malzemelerin olmaması belirli bir hareketin yaşandığını gösteriyor ya da bizim tarihlendirmemizi zorlaştırıyor. Burada bir havuz görüyoruz. Bu havuzun özellikle astarlandığını fark ediyoruz. Muhtemelen şarap üretimi için kullanılmış. Burası trok megalatlarına ait bir başkent olarak da karşımıza çıkmakta. Nitekim Tavium merkezine yakın. Biliyorsunuz bunlar e, Nikomedia de Bitinia, Mitridate ve Aryo Bazzane için e, savaşmış, savaşçı bir ırk kentlere bağlı galatlar. Bu e, bu Uşaklı'da, Podanala'da e, bir belirleme söz konusu olduğunda e, şehrin en doğusunda Trok Megalatları'nın tetrarkesiyle karşılaşıyoruz. Ve bu da 1930'da özellikle gümüş akçelerin ortaya çıkmasıyla anlaşılmış. Bunlar büyük ihtimalle bu dönemi işaret ediyorlar. Ee, ne var ki karanlık çağlar söz konusu. Ee, buralarda kazılar yapılmamış, araştırmalar yapılmamış. Belki de demir çağından beri Anadolu'nun bu bölümünde ne olup bittiği tam olarak e, tanıklık taşımıyor. Ee, bu, bu buradaki Hitit döneminin ardından üstünde daha doğrusu e, belirli bir ölçüde e, tıraşlanmış da olsa e, bazı oturma ev alanlarıyla karşılaşıyoruz ve bu nesnelerin repertuarına baktığımız zaman bunların lokal geleneklerle bağlantılı olduğunu Fark edilmesi söz konusu. Üzerlerinde de hepsinde geometrik dekorasyonlar var. Zomorfi silüetlerden de özellikle geyiklerin resmedildiğini görmekteyiz. Diğer bir görüntü ise son derece ilginç olan belirli dokuma. Ee, malzemeleriyle karşılaşıyor olmamız, ee, kilden yapılmış tezgahlar buluyoruz ve gene kumaş alışverişi yapıldığına dair belgeler bulunmakta. Yukarı e, kalenin e, rekonstrüksiyonu sırasında ki bu milattan önce 8. ve 5. yüzyıla tarihleniyor. E, burada bir teraslama sisteminin olduğunu görmekteyiz e, ve e, bunların da e, hüyün eğimli arazisinde yer aldığının farkındayız güney kısımda bir eğim var. Bu da birkaç yıl önce ortaya çıkartıldı. Yine savunma duvarlarının ucunda görüyoruz. Ve son iki kampanya sırasında da bir parça rampayla karşılaşıldı. Bakın şu duvar özellikle. Bu daha geç döneme tarihleniyor. Bu anıtsal ee, kalıntılar, geç bronz dönemine ait olanlar ve bir takım kil tabletlerin pa parçalarını bulmamıza imkan verdiler. Ee, ortaya çıkanlardan Çıkanların ışığından Uşaklıda 90'lı yılların ortalarında Sipalanda Hitit şehrinin var olduğunu koyuyoruz ve bunlara da fırtına tanrısının kült alanı olduğu söylenebiliyor. Son yıllarda Uşaklı Sipalanda için çok önemli bir aday olarak kabul edilmekte. E, i̇ki tane önemli konstrüksiyon var. E, bunlardan İkisi de son derece anlamlı. Hep etraflarında duvar var. Bunların savunma duvarları var. Ee, bir tarafta bir kapı veya kapıya benzeyen bir Ark elimize geçmiş durumda. Bu 1920'lerde Emil Forer tarafından bulunmuş, ama yerleri çok da e, belli değil. Bütün bu saray ve e, tapınak üzerinde çok uzun durmak istemiyorum. Şimdi şehrin güneydoğusuna bakalım, A bölgesine bakalım. Buradaki kazılar. Çok önemli bir binayı ortaya çıkarmış durumda. Ee, burada granit bloklar bulmaktayız ve kalın duvarlar görmekteyiz. Ee, burada bu sene kazılar yapıldı ve mozaik döşemenin ötesinde ki bu aslında çok önemli Orta Doğu'nun, Yakın Doğu'nun ve Akdeniz Havzası'nın en önemli tanıklıklarından bir tanesi. Buradaki şekil, boyutlar aslında en antik Hitit tapınaklarını çağrıştırmakta. F bölgesinde e, tapınaktan pek de uzak olmayan bir yerde e, yuvarlak bir taş gözükmekte. E, bu aslında biraz düzensiz bir özelliğe sahip ve son bulgularda üzerinde hem saklama kapları bulundu, çanaklar bulundu, hem de e, Bitki artıkları, hayvan artıkları bulundu. Şimdi bu yapı çok uzun bir süre kaldı. Daha önce de söylediğim gibi, en son aşamalarda Hitit döneminde bir takım kaseler, çanaklar ele geçti ve bu bu bölümlerde dışarıya doğru. Ortaya çıktılar. Nedir diye düşünüldü. Ee, başka karşılaştırma yapabileceğimiz herhangi bir şey yok maalesef diğer Hitit e, alanlarında. Sadece yapısal olarak baktığımızda tabii dairesel neolitik e, Urfa çevresinde bulunan e, şeylerden söz etmiyoruz ama biz Telmozan Urkeşte nekromantik bir takım e, böyle yuvarlak çukurlarla karşılaştık. Bunlar eee milattan önce 3000'e tarihleniyorlar. Bir başka İz daha var. Bu arada Sayın Julia Torri'ye teşekkürlerimi sunmak isterim. Çünkü ben bu dairesel yapılarla ilgili e, bir soru yöneltmiştim kendisine e, ve o CTH 477 ritüelinden söz etti. E, bu da genellikle e, Zipalanda'nın fırtına tanrısına e, yöneltilen bir e, büyü ritüeliydi ve gene bir tapınan ya da bir evin bahçesinde ortaya çıkmıştı. Olabildiğince kraliyet ailesinin hayatını korumak için yapılan bir ritüeldi bu. Ee, burada kurbanlık malzemelerle karşılaşıyordu ve toprağa kazılmış bir çukur bulunmuştu. Ee, bu da yuvarlak bir yapı olarak özellikle burada karşımıza çıkmakta. Tabii ki daha bunların başındayız. Okuma anahtarı bulmak açısından daha çok beklentimiz var. Önümüzdeki yıl yapılacak kazılarla belki daha başka noktalara ulaşabileceğiz. Burada keramiklerle bağlantılı bulgularımız var. Bunların bu malzemeler Hitit dönemine ait. Bunları hızlıca geçiyorum. Zamanda az bildiğiniz gibi ee, küçük bir testi gözükmekte. Bu o, yine bozok tarihini ortaya çıkarmamız için bize yardım eden e, bir e, fotoğraf. E, bir taraftan koruma ve konservasyon çalışmaları var. E, tabii ki bölgenin e, problemlerini de göz ardı etmememiz lazım. Daha önce sözünü etti, meslektaşlarım da aynı durumların sözünü etti. Bizim açımızdan iki tane nokta var. Bir taraftan bu alanda nasıl çalışmalıyız ve buradaki insanları ve ziyarete gelenleri olayın içine nasıl alabiliriz? Uşaklı sit alanının konservasyonu için ve de bütün bu bulunanların ziyarete açılabilmesi için İstanbul'dan gözde aytaçla görüşmeler yaptık kendisi bilgi panelleri e, hazırladı e, daha sonra bunların e, yayınlanması bunların sonuçları hakkında bilgi verebilirim Bir başka çalışmamızda küçük bir arkeolojik rehber hazırlanması yönünde oldu e, Bu da e, Yozgat şehrinde Bozok Üniversitesi'ndeki meslektaşlarımızla birlikte sürdürdüğümüz bir çalışma. E, Hidi dönemi için e, ikinci bin yıl, birinci bin yılın ilk yarısı genellikle Uşaklı'da karşımıza çıkmakta ve e, çok ilginç bir takım izler ortaya koymakta. Bir başka soruyu daha ortaya koyduk. Bütün bu araştırmaları nasıl değerlendirebiliriz? Uzmanlar, araştırmacıların ötesinde sosyal medyada halkla nasıl paylaşabiliriz? Son yıllarda bildiğin gibi bu sosyal medya özellikle ağırlık kazandı ve çok daha çabuk olarak o, o insanlara ulaşmamızı sağlıyor geçmiş dönemleri oranla. İşte bu vesileyle de arkeolog olarak arkeologların e, ilgilendiği alanların dışında bunların metotlarını, onların uyguladıkları soruları ortaya koymak istedik. Böylelikle de bizimle çalışanlar arasındaki ilişkilerden yola çıkarak onların nelerden, neleri merak ettiğini, nelerle ilgilendiklerini düşünerek e, bu vesileyle ee, ...bir tek bizle çalışan öğrencileri de dikkate alarak çalışmalarımızı kitlelere yaymanın yolunu araştırdık. Ee, öğrenciler son derece önemli, insanların, halkın ziyaretleri çok önemli, ilgili insanlar meraklı insanlar e, sıklıkla bizimle ilişki kuruyorlar. Tabii ki kadınlar da önemli. Çünkü o köyde yaşayan insanlarla doğrudan doğruya ilişki kurmak pek mümkün olmuyor ama kadınlar aracılığıyla bir takım ilişkileri sürdürmekte kolay oluyor veya bir yöntem haline geliyor. E, bizimle birlikte çalışanlar, sit alanının bekçileri, e, onlar da ee, bir şekilde deneyimsel olarak üretim yapmanın yolunu buldular ve tabii aynı biçimde e, kaba bir e, seramik üretimi e, yapmanın yollarını araştırdık. Bunları çok uzun ve epeydir e, sürdürmekteyiz. 2018'de başladık Siyana Üniversitesi ile birlikte. E, doktora çalışmaları yapıldı bu konuda. Giacomo Kazucci Pavia Üniversitesi'nden katıldı 2021 yılında. Ve Koç Üniversitesi de aynı şekilde bu çalışmalara katıldı. E, bu dönemin ilginç çalışmalarından bir tanesi, elle üretilmişler, ee, Hitit dönemine tarihleniyorlar. Neye iş yaradıkları tam olarak belli değil. Ee, kült müydü yoksa normal kullanım için yapılmıştı, yapılmışlardı? İçlerinden hem kavurma hem de hmm, sebze kalıntıları çıktı. Ee, Büyük ihtimalle ekmek yapmak için de kullanıldıkları düşünülmekte. Hala e, Türkiye'de yaygın olan pide veya yufka ekmeği gibi e, ekmeklerin yapıldığını düşünmekteyiz. Kimyasal analizlerin sonucunda e, içinde maya olmayan e, tahılların da kullanıldığı düşünülmekte. E, Bitti takım e, teknikler uygulandı üretim teknikleri uygulandı killerin nasıl yapıldığına bakıldı arkeometrik çalışmalar yapıldı e, ve e, bu fırınların açık havada işlediği kararına vardık. Bu noktada. Epigrafik ve arkeolojik çalışmaların sonucunda Büyük Taşlık Köyü'nde, e, sit alanımızın yakınlarında ayda bir kere köyün kadınlarının bir araya gelerek yufka ekmeği hazırladıklarını gördük. Bu son derece basit bir hamur işi, e, un ve tuz ve suyla yapılıyor. Maya bulundurmuyor içerisinde saç denilen e, kızgın e, yerlerde pişiriliyor ve yufka e, birkaç dakikanın içerisinde 3-4 dakikanın içerisinde pişiriliyor hazırlanıyor. E, şimdi burada fragmanlara baktığımızda bizim bulduğumuz, e, ...fragmanlara baktığımızda... ...hem deneysel olan var hem e, orijinal olanlar var bu fotoğrafta. E, bunların da farklı yemeklerin yapımı için kullanıldığını düşünmekteyiz. İkinci adım nedir diye düşünecek olursak... E, ...bütün bunların bize neleri anlattığını ortaya çıkarmak... ...ve belki de bu tarz tabakların üzerinde... bu pişirme işleminin yapıldığını düşünmek geleneksel mutfağın e, belki de bu Hitit reçetelerinden kaynaklandığını iddia etmek. Bu deneyim tabii ki pek çok soru getirdi. E, süreklilik arz etti, kesinti ortaya koydu. Hipotezlerimiz, varsayımlarımızı değerlendirme konusunda tartışmalar yapıldı. E, bu şekilde bütün bunların yine de son derece yararlı olduğunu düşünmekteyiz. Ve uzun vadede bir takım kesin çözümlere ulaşacağımızı düşünüyoruz bu sadece arkeolojik araştırma açısından değil, arkeologla halkın, halkla bilimin bağdaştırılması açısından da son derece önemli bir adım olacaktır. Ee, ve bizlerle uzmanlarla uzman olmayan kişilerin özellikle kadın üreticilerin şantiyelerde e, erkeklerin bir araya gelmesini sağlayacak ve geçmişle barışmasını, tarihle barışmasını gerçekleştirecektir. Burada birtakım kıyaslamalar var. Ee, birtakım tabaklar görüyoruz. Bu şekilde Başkalarıyla da karşılaşacağımıza eminiz. Tuhaf bir iş sürdürüyoruz. Biz arkeologlar hep yeni hayatları e, olabildiğince yararlanılabilen hale getirmek istiyoruz. Teşekkür ederim dikkatiniz için. Çok teşekkürler Anakleto. Bilmiyorum soru sormak isteyen var mı? Evet, anlaşılan yok. Devam edelim. Üçüncü müdahalemiz. Luca Peronel ve Fikri Kulakoğlu, Milano Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nden Kültepe, Kaneş, Güneybatı kısmında son keşifler ve arkeolojik alanı geliştirmek için yeni projeler başlıklı sunum. Çok teşekkürler Isabella. Herkese iyi öğleden sonraları. Ben de meslektaşlarımın ifade ettiği üzere yürekten teşekkür etmek istiyorum İtalyan Kültür Merkezi'ne Sayın Skirmo'ya ve tüm ekibine. Bir kez daha burada İstanbul'daki merkezlerinde yüz yüze bu buluşmayı gerçekleştirdikleri için araştırma sonuçlarını, misyonlarını ve İtalyan arkeoloji projelerini Türkiye'deki paylaşma imkanı sunduğu için bize. Kültepe kazılarının başkanı Fikri Kulakoğlu ve ben çok mutluyuz bu sempozyuma katılarak Kültepe'deki yeni araştırma sonuçlarını sizlerle paylaşmaktan ve sizlere buradaki e, koruma ve e, değerlendirme çalışmalarını son yıllarda gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmaları aktaracağız. Ben e, özellikle İtalya e, çalışmalarının neticelerinden bahsedeceğim. Kültepe'deki İtalyan projesi e, çerçevesinde gerçekleşiyor bu çalışmalar. E, Uluslararası İşbirliği e, Türk e, misyonunun geliştirdiği e, uluslararası bir işbirliğin içerisinde yer alıyor. Ankara Üniversitesi ile Milano Üniversitesi arasında e, yapılan bir protokol gereği sadece arkeolojik kazılar e, ve materyaller ve organik kalıntılar değil, aynı zamanda jeoarkeolojik arkeolojik araştırmaları da kapsıyor ve e, kamusal arkeoloji müdahalelerini de içeriyor. Bunlar üzerine durmaya çalışacağım. E, ben e, bizim e, sunumumuzda yani hem sahadan araştırmadan bilgiler verirken diğer taraftan değerlendirme, e, koruma e, bu olağanüstü e, a, Anadolu e, e, yer ile ilgili sizle e, bir takım bilgileri paylaşmak istiyorum. Evet bizim İtalyan projemiz e, e, Türk misyonunun e, bilimsel uluslararası işbirliği projesinin bir parçası küresel ve çok disiplinli bir arkeolojik işbirliği çalışmasının bir parçası ve bu site alanının değerlendirilmesi, korunması amacıyla yürütülüyor. 2014'te UNESCO burada gördüğünüz için 2 ve 3. kriterlere göre listeye alınmış durumda. Eski Kanish yani Fültepe'nin e, durumu uzun yıllar boyunca e, üzerinde çalışılan e, bir konu, e, orta bronz çağından e, günümüze geliyor. E, e, Kapadokya'nın e, koloniler döneminden kalma. Yine çok önemli bir Türk e, misyonunun, 1948'de başlayan bir misyonun e, çalışmaları sayesinde de bugünlere gelmiş e, bir e, arkeolojik sit burası. Sayın Özgüç, ve Sayın Kutlu Emre'nin e, çalışmaları, son olarak da Sayın Fikri e, Kulakoğlu'nun çalışmalarıyla bugünlere gelmiş e, bir e, sit alanından bahsediyoruz. Burada ana amaç yerleşim merkezinin topografisini oluşturmaktı. 3000 sonunda bir tepeden oluşuyordu, yaklaşık 500-550 metrelik bir çapa sahipti, yani yaklaşık 23 hektarlık bir alan da. Ee, saray kompleksleri keşfedilmişti, hisara ait e, kamusal mekanlar, tören alanları e, ve e, yerleşim e, alanları e, keşfedildi. E, Kültep'e e, de e, bir e, alt şehir de var, e, tepeyle çevrili, yaklaşık bir kilometrelik bir alandan bahsediyoruz, bütün e, çapı. Ee, bu um, alt e, şehrin limitleri tam olarak belirlenmiş, sınırları tam olarak belirlenmiş değil e, henüz. E, İtalyan arkeolojik projesinin amaçlarından biri de Türk misyonuyla birlikte e, jeo-arkeolojik bir proje e, yürütüp bu alt e, kentin sınırlarını belirlemek de amaçlarımızdan bir tanesi. Bu alt e, kesimde, doğu kısmında özellikle Uzun e, yıllar boyunca kazılar gerçekleştirildi yer, bir yerleşim yerinde ve bu yerleşim yerinde de e, meşhur e, yerleşim yerleri, e, Paleo Assur e, tüccarların yaşamış oldukları e, işte yerleşim yerleri e, keşfedildi uluslararası bir Ticaretin gerçekleştiği bir alan Suriye ile Anadolu'daki beylikler arasında, prenslikler arasında yaklaşık 20 bin belge edildi. Yani tüm antik çağlara ait en önemli ticari belgeler. Bunlar zaten UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne adaylı da bu çerçevede oldu açıkçası. Antik ana Anadol, Anadolu ile ilgili bu değerli kaynak sayesinde. Evet, geç kalkolitik dönemden bulgular var. En son yapılan sondajlar çalışmalarda, yüzey çalışmalarında bu hisar alanında ee, ve e, geniş bir e, kamusal e, yapı keşfedildi. E, 3000 yıldan kalma yani geç bronz dönemden kalma böyle kamusal bir alan e, merkezi bir konumda e, gördüğünüz gibi Kültürtepe e, Höyünün Birçok farklı e, mimari e, aşamalar e, içerisine bayın, barındırıyor. Yangınlar geçirmiş, e, birbirinden e, bağımsız, farklı işlevlere sahip e, mekanlar var burada. Tüm e, Anadolu'da görülmeyen açıkçası bir e, yapı var. Bazı unsurları 3000... E, Yılı'nın Mezopotamya e, kalıntılarıyla benzer. Burada son 10 yılda e, kazı yapılmış kısmı e, görüyorsunuz. E, sol tarafta da e, aşamaların e, sekanslarını görüyorsunuz. Halen devam ediyor bu kazı çalışmaları. İtalyan projesi çerçevesinde gerçekleştiren çalışmalar 2019'dan beri işbirliği içerisinde özellikle güney tarafında gerçekleşiyor. Hüyün güney tarafında araştırmalarımıza başlamadan önce konum bu şekildeydi. E, yapının topografik yapı içerisinde böyle bir e, konumdaydı. E, bizim araştırmalarımızın e, zaten amacı da bu buradaki e, 3000 e, yılına e, ait e, binanın e, aşamalarını araştırmak ve e, Orta Bronz Çağının çeşitli aşamalarını incelemek e, ve 1000 yılındaki e, iş dönemlerini araştırmak, demir çağındaki kalıntıları araştırmaktı. Şimdi bu höyükte bu aşamaları araştırabilmek ve bu sekansı yeniden inşa edebilmek için Helenistik klasik ve Roma döneminin aşamalarına hızlı bir şekilde erişilebildi ve hızlı bir şekilde bu uh, yeniden inşayı sergilemek söz konusu oldu. Sağ kısımda e, buradaki e, siper alanını görüyorsunuz kazıların ve Erken e, bronz ve orta bronz dönemlerine kadar e, aşamaları izliyoruz. Bu çalışmadı. Burada e, slaytta da kazı alanının konumunu görüyorsunuz. Yine çok önemli bir husus değerlendirme çalışmaları ile ilgili olarak bu alan hem detaylı bir şekilde sekansı yeniden inşa etme fırsatı veriyor bize demiştik ve krono tipolojisini inceleme imkanı veriyor. Onun da yanında bu antik sit alanının tam merkezinde yer alıyor. Burası bir tören alanı ve bu alanda iki bina varmış. Eskiden kutsal mekan olduğu düşünülen tapınak olduğu düşünülen C ve D harfleriyle belirtiliyor sunumda. Büyük bir meydan e, halka açık bir geniş kamusal alan, e, D harfiyle gösterilen ve e, bu e, tören ile bağlantılı bir dizi bina, bir dizi yapı ve aşağı doğru inildiğinde, pardon A harfiyle diyor konuşmacı, A harfiyle gösterilen yerde güneydeki büyük kompleks yaklaşık 2000 İsa'dan önce 2000 yıllarından kalma bir kompleks bina kompleksi muhtemelen kente giriş kapısı da burada ve bu kompleks muhtemelen ticari faaliyetlerle alakalı Kapadokya'nın Paleo Asur tü, tüccarları kalma Onlarla bağlantılı, Sayın Özgüç tarafından 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda yürütülen çalışmalar neticesinde iki kanat keşfedildi bu komplekse ait. Son aşamada çok büyük bir yangın geçirmiş ve yıkıma uğramış bu iki kanat. Kentin ortasında bir koridor, bir yol var ee, ve e, kentin kapısından şurada olan kapıdan büyük o ana merkezdeki meydana bizi götürüyor. Bu e, eksen dışarıyla içeriği bağlayan e, güney kısmında bir e, taban içeriyor. E, e, karbonize olmuş taşlar bulduk orada. Hem koridorun yine ucundaki kısımda da yine taşlarla örülü bir alan var. Meydan var. Kültepe'deki son iki yıldır yürütülen kazı çalışmalarında ise bu yapının son kısmını keşfettik. Orada bir kazı yürüterek detaylı bir şekilde Oradaki aşamaların e, akışını, silsilesini oluşturduk, sekansını oluşturduk. Bu Yanmış e, binanın izlerine rastladık. Bu kompleksin bir parçası, mimari kompleksin bir parçası olan yanmış bir yapı. E, bakın burada bir oda görüyorsunuz, yanmış duvarlar. E, görünüyor. Yine elde edilen keramikler tarihsel geçmişi bir şekilde analiz etme imkanı verdi bize. Tarihi yeniden inşa açısından bu tabii çok önemli. Çünkü bize Kapadokya'nın Paleoasur tüccar üzerinde yapılan çalışmaların temelini oluşturacak bu bilgiler insan önce 3000. yıllara götürüyor bizi tabii ki aslında ilk metinler bize gelen 2000'li yıllardan milattan önce 2000'li yıllara ait ama açıkçası bu bina bu yapı çok daha eski o nedenle çok daha önemli. Burada solda bakın Ee, sarı sınırlar içerisinde bu yanmış binanın e, bir kısmını görüyorsunuz. Bu kompleksin e, son keşfedilen e, kısmı. Son iki yılda yapılan çalışmaların en önemli bulgularından bir tanesi e, taş bir e, binanın e, bulunmuş olması şey, Paleo-Asur koloniler döneminin akabindeki döneme ait e, bu da çok önemli bir bina çünkü e, daha önce hiç denememiş bir teknikle kültepe'de daha önce denememiş bir teknikle inşa edilmiş, e, çok e, anomaliler gösteren, değişik farklı bir şey, inşa yöntemiyle e, e, inşa edilmiş bir bina. Tamamen taş ve yer altında, yani bizim kazı yaptığımız yerdeki seviyenin altında. Yani bu bizim meydanın e, seviyesinin altında. E, iki mekana e, ayrılıyor e, açıkçası. A, ana mekan şurası. Bir de uzun bir depo koridor alanı e, var burada. E, e, burada e, gıdaların saklandığı bir e, büyük bir depodan bahsediyoruz. Burada taş bir duvar var. Bu daha önce ki slaytta gördüğümüz mekana tekabül ediyor bu. Birçok keramik kalıntıları bulduk, hayvan kemiği kalıntıları bulduk. E, ve biz bu e, binanın doğal bir e, nedenle e, yıkıldığını düşünüyoruz. Bir deprem olabilir. E, sonra terk edilmiş ve e, tekrar e, kullanılmış. E, burada vazolar bulundu. E, ve daha e, üst seviyelerde e, keşfedildi. E, bu e, yapı e, muhafaza ve restorasyon açısından zorluklar içeriyor çünkü e, yer altında olan bir bina olduğu için e, iç yüzeyleri iç yüzeylere sahip, dış yüzeyleri ise e, daha önceki e, e, Seviyelere yapışık, yani dış yüzeyi yok toprağa yapışık dış yüzeyi. Bu ne anlama geliyor? Toprağın itişiyle birlikte tabii ki bir çöküş söz konusu olabilir gelecekte yıkılması, çökmesi çok muhtemel. Bu duvarların o nedenle koruma çalışması yapmak gerekiyor. Biz tabii ki bir takım ağlarla koruduk, korumayı yaptık. Ee, e, buçuk metrelik taş yapılar bunlar. Genellikle dış duvarda ise 4 metrelik bir yükseklik görüyoruz. Drone görüntüsü bu ana salon güneydoğu bölümündeki köşede bir merdiven var. Merdivenden inerek giriliyor buraya. Yani yer altındaki bu mekana bir tarafta kap kaçağın saklandığı bir alan olduğunu görüyoruz, keramik objeler bulundu burada. 100, 150 belki e, kap e, bulundu. E, bazı yerlerde birbiri üzerine istiflenmiş e, olarak e, 200-300 vazo e, bulundu. E, e, zemin e, katında e, üst katlarda da yine e, muhafaza edilmiş, korunmuş e, objeler vardı. Vazolardan görüntüler gördünüz. Diğer e, mekanda ise çok büyük gıda depoları yine bulundu, büyük çukurlar bu şekilde gıda saklanan, ama buradaki taş duvarların yıkılması söz konusu var, yani çok büyük bir restorasyon ve Koruma çalışması yapmak gerekiyor. Daha yeni başladı. Önümüzdeki yıllarda devam edecek. Burada detaylı bir şekilde bu iki çukuru görüyorsunuz. 200 litrelik gıda saklama çukurları bunlar. 75 derinliğinde. Yani Hattuşa dönemleriyle kıyaslanabilir. Ama dediğimiz gibi, milattan önce 8. yüzyıla ait bunlar. Şimdi e, koruma ve restorasyon müdahalelerine e, geçelim. İki ay önce bitirdik. E, böyle bir kampanya yürüttük. Çünkü bizim amacımız bu e, çukurları e, in situ e, yani yerinde muhafaza etmekti. E, orijinal mekanlarında konserve etmekti. Bu nedenle çok uzun ve karmaşık bir restorasyon çalışması başlattık. Tabii ki statik sorunlar e, yaşandı, e, gözden kaçırılamayacak. E, bu e, çukurların restorasyonu ve analizi çok olağanüstü bir bulgu ile karşı karşıya kalmamızda beraberinde getirdi. Çok eski çağlarda restorasyon çalışmaları yapılmış, yani bu çukurlar antik çağlarda restora edilmiş e, kurşun kullanılarak e, ve bu da e, tabii ki e, çok ilgi çekici bir iletişim projesi e, unsuru bizler için. E, bizlerin gerçekleştirdiği müdahaleleri videolar aracılığıyla aktarabiliyoruz ve kendi çalışmalarımızı aktarırken antik çağlarda bizden önceki dönemlerde geçmişte yapılmış olan restorasyon çalışmalarından da örnekler verebiliyoruz tabii ki iletişim açısından büyük bir güç veriyor bize bu unsur. Bakın o eski kadim çukurları görüyorsunuz. Restorasyon müdahaleleri, modern restorasyon müdahaleleri. Ve burada bir kırılma restorasyon müdahalesi ile bir dikiş var burada. Kurşunla bir dikiş atılmış gibi bu kırılmalar bir şekilde tamir edilmiş dışarıdan uygulanmış bir sonraki içeriden yapılmış. Yani bir tür dikiş atılmış e, diye diyebiliriz. E, burada da yine başka bir restorasyon müdahalesini e, görüyoruz. Vazonun şu kısmı tamir edilmiş. Bir kurşun plaka yapıştırarak e, tutturulmaya e, çalışılmış. E, kırılmış, çatlamış e, parçayı korumak için. Şimdi bu büyük e, kaplar çukurların e, yanında ee, yine gıda e, saklama e, şıkları bulundu. E, antik e, Anadolu'da e, çok görülen e, ve tüm aşamalarda karşımıza çıkan yani tüm seviyelerde e, e, zeminde de gördüğümüz yani binanın zemin katında da gördüğümüz yani e, görünebilen e, kamuya açık olan kat az evvel bahsettiğimiz o büyük gıda saklanan çukurlar ise daha alt katlardaydı ama her katta bunun kullanıldığını görüyoruz. Bunlar da işte restorasyon müdahalelerimizden görüntüler. Bunlar tam olarak orada yerlerine yerleştirilmeyecek çünkü tam olarak nerede olduklarını bilemiyoruz ama ziyaretçilere açık olacak merkezde sergilenecek bunlar. Evet, drone görüntüleri parçaları bize gösteriyor. Bahsettiğimiz bu gıda saklama kaplarının ait, üzerinde figürler var, dekorasyon var. Şimdi bunlar üst üste üç kat süs sahip, sembolik küreler var, diskler var, belki güneş ışınlarını temsil eden ve böyle bir figür var. Çok önemli çünkü bir tören anını belgeliyor ve bu tören alanını yorumlama imkanı veriyor bize. Bir lir çalgıcısı var. Bir kuşa benziyor ya da maske giymiş bir insan figürü de olabilir. Ya da kompozit bir varlık. Lir çalıyor. Özel bir yapısı var. Bir sonraki döneme ait, Paleohitit döneme ait dekorları andıran bir e, süsleme bu e, açıkçası. E, i̇nandık e, sit alanındaki bulgulara benzeyen e, mesela. Ee, yan tarafta ise iki tane e, figür var, e, dans ediyorlar. E, bir tanesi tefalik e, erkek, diğeri dişi e, kadın olabilir. Böyle müzik ve dansın temsil edildiği bir süsleme var. E, yine e, burada, e, bakın e, sağ tarafta e, böyle bir keçi görüyoruz, aslan saldırıyor ona. E, sembolik, öneme sahip bir ideolojik e, semboller. Burada e, bacaklarını görüyoruz. E, belki e, doğurganlığa bir gönderme olabilir. Yine çok meşhur vazolar, bakın bunlar inandık tepeden. Ee, yine e, lir çalkıcısı, e, o zaman Paleohitit döneme ait vazolarda gördüğümüz süslemeler de bu şekilde. Evet, törensel alandayız yine. Buradaki e, binanın dediğim gibi yer altındaki katları var, depo alanları var. E, ama aynı zamanda e, halka açık olan yani zemin katı e, da var. E, etrafındaki binalarda da yine aynı şekilde e, iki tane tapınak e, var. Bu e, kazılardaki amaç e, bu e, mekanı restore etmek, e, değerlendirmek ve e, ziyaret e, çileri açmak. E, burada zaten arkeolojik öğren e, yeri içerisinde, park içerisinde bir ziyaret açık alan var. O saray alanı e, orada Ziyarete açık alanlarımız var. Bu kısım henüz ziyarete açık değil. Biz bunu ziyarete açacağız ve değerlendirme projemizin bir parçası olacak. İtalyan projesinin amaçlarından bir tanesi bu alanı değerlendirmek olacak. Burada bakın şöyle bir zaten yol belli güzergah belli ziyaret güzergahı. Bu bölgenin avantajı. Restorasyon yapıldıktan sonra buradaki malzemeleri e, orijinal bağlamlarında görmek mümkün olacak. Önümüzdeki yıllarda da kazıya devam edeceğiz. Buradaki amaç e, bir kısmı restorasyondan geçmiş bir e, mekana sahip olmak ve kazı çalışmaları sürerken de açık bir kazı çalışması e, sürdürmek orada ki arkeologların da görülebileceği e, halka açık bir kazı çalışması e, Türk e, misyonu e, ziyaret yolları belirliyor zaten e, modern F e, yeniden inşaları yapıyor planlar üzerinde çalışarak. Ee, yani e, gerçek e, yerleşim yerlerinin olduğu yerde değil. Fikrenin birkaç gün önce bana gönderdiği resimler bunlar. Bu projenin gerçekleşeceği e, alanı görüyoruz burada. Burası çok büyük bir alan e, tabii ki. E, alt e, kentin yerleşim yeri. E, burada çok büyük bir koruma ve restorasyon çalışması gerekiyor. Şöyle biz İtalyan projesi olarak bunu gerçekleştiremeyiz ama e, birlikte belki e, Türk e, misyonu ve diğer katılımcılarla birlikte uluslararası bir işbirliği içerisinde belki bu alanın da restorasyonunu gelecekte e, e, gerçekleştirmek ve bu alanı da e, bu inanılmaz e, Kültepe'nin bu inanılmaz e, alanını da muhafaza etmek e, mümkün olabilir gelecekte. Evet. E, tamam diyorum konuşmamı Isabella. Teşekkürler. Ziyaretçi merkezi burası. E, şimdi konuşmamın sonunda e, şunu altını çizmek istiyorum. Bir arkeolojik park içerisinde öğren yerinde e, ziyaretçi merkezinin önemi çok önemlidir. Bu tür ziyaretçi merkezlerinin e, çok temel bir rolü vardır. E, sit alanında gerçekleştirecek olan ziyaret ile e, ana arkeoloji müzesi arasındaki ziyaret e, ziya müzesindeki ziyaret arasında bir bağ kurmak gibi bir amacı vardır ziyaretçi e, merkezinde. mesela Kayseri Arkeoloji Müzesi var e, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi var e, tabii ki ama e, bu radaki en yakın Kültepe'ye en yakın müze Kayseri Müzesi e, Fikri'nin ve Türk Misyonunun amaçlarından bir tanesi e, bu e, merkezi e, güçlendirmek ve e, sit alanıyla arkeolojik misyon arasında ve e, arkeoloji müzeleri arasında bir bağ kurmak. Yani ne anlatacak bu ziyaretçi merkezi? Bağlamla ilgili bilgi verecek her şeyden önce. Çünkü sit alanına gidildiğinde... E, bağlamı bulamıyorsunuz çünkü zaten kazı çalışması yapılmış, bulgular oradan alınmış, e, stratografi çalışması bitmiş. Yani o bağlamı yeniden burada inşa ediyorsunuz bu ziyaretçi merkezinde e, yapılması gereken çalışma bu. Sonrasında da ziyaretçilere e, arkeologlar tarafından bilgi verilmesi, buradaki arkeolojik çalışmaların e, aşamaları. Geçmişin yeniden inşasında yapılan çalışmalarının çalışmaların geçmişinden bahsedilmesi Kültepe'de 1948'de başlatılmış çalışmalar Türk arkeologlar tarafından. Ee, ve e, açıkçası modern arkeolojik araştırmaların tüm aşamasından, metodoloji açısından da e, çok önemli bir tarihçeye sahip buradaki kazı çalışmaları e, ve 50'li yılların, 60'lı yılların arkeolojik materyalleri, malzemeleri, modern e, arkeolojik çalışma e, tekniklerine kadar işte o zamandan kalma fotoğraf makineleri olsun, aletler olsun, e, günümüze kadar e, uzanan e, bir e, e, arkeoloji Mesleği Müzesi adeta o zamana ait görüntüler, arşivlerden kazı çalışmalarına ait, 50'li 60'lı yıllara ait çok önemli belgeler var burada. Yine bu ziyaretçi merkezinde arkeologların sesinden çok disiplinli modern arkeoloji çalışmalarının anlatılması, röportajlar aracılığıyla, videolarla, ziyaretçilerle paylaşıyoruz. Yukarıda solda fikri görüyorsunuz. Claudia Minniti ile birlikte Salento Üniversitesi'nden bir zoo arkeologtur kendisi. Kültepe'deki İtalyan projesinin önemli uzmanlarından bir tanesidir kendisi. Geçmişin yeniden inşası bu şekilde gerçekleştiriliyor uzmanlar tarafından arkeolojik kazı çalışmaları ile ilgili bulgular paylaşılıyor ve tabii ki o bölgeyle olan ilişki öne çıkarılıyor. Neden burada buraya yerleşmişler? Neden Asurlu tüccarlar Kültepe'ye yerleşmişler? Bu anlatılıyor, o mekana özgün, o bölgeye özgün özellikler neler, ana kaynaklar neler, dağ bölgesi, volkanik dağ, e, erciz olsun, e, gümüş kaynakları olsun, metal e, kaynakları e, olsun, cevherleri olsun, bütün bu bilgiler paylaşılıyor. Evet, son olarak Kayseri'ye e, uzanmak istiyorum. Kayseri Arkeoloji Müzesi bir iletişim, potansiyel bir iletişim mekanizması olabilir bu. Kayseri Müzesi'nden Kültepe'ye ziyaretçi gönderilebilir. Yine Kültepe'den Kayseri Arkeoloji Müzesi'ne ziyaretçiler gönderilebilir. Tabii ki Kültepe'nin objeleri burada da sergileniyor. Evet, son olarak da bölgesel e, bağlama bir bakalım daha geniş bir e, bakış bu değerlendirme çalışmalarının içinde bulunduğumuz bölge çok e, zengin kaynaklara sahip bir e, bölge hem doğal güzellik açısından hem jeolojik açıdan e, volkanik yapıların olduğu Erciyes Dağı'nın olduğu e, muhteşem bir e, bölge e, bu bağları kurmak bu geniş perspektife sahip olmak bizim e, önümüzdeki yıllarda yürüteceğimiz e, çalışmalarının amacını oluşturuyor. Türk Misyonla işbirliği içerisinde dikkatiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Luca. Son derece ilginç bir sunumdu. Soru var mı diye bakıyorum.

Hatuşaş'la bağlantılı bir konuşma. Evet, her şeyden önce İtalyan Kültür Merkezi'ne teşekkür ederek sözüme başlamak istiyorum. Ve tabii Sayın Skirmo ile birlikte çalışan ekibe e, e, e? ee, e, teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onunla birlikte e, olan üstü bir organizasyon gerçekleşti ve birbirimizle tanışıyoruz ve çalışıyoruz. Yarım saat konuşmak istemiyorum. Bu saatte hepinizin yorgun olduğunun farkındayım. E, bu nedenle çok da uzun tutmayacağım. Bütün bu kurumların tek tek adını da vermek istemiyorum ben. Meslektaşım Andrea ile birlikte çok geniş bir araştırma araştırma alanıyla bağlantılı konuşturacağım. Pek çok arkeologlar, mühendisler, jeologlar var bizimle birlikte çalışan. Önemli olan Hatuşa bölgesinde karşımıza çıkan arkeolojik ve tarihi açıdan bakıldığında bu bölgede en önemli şey çok az veri olması ve bütün bunların da aslında bir şekilde bizim çalışmalarımızı motive etmesi. Hatuşa 2 milyon 600 metrekare. E, dolayısıyla biz İtalyanlar için bunu Pompei ile karşılaştırma yaptım. Orada 400 bin metrekareden söz ediliyor. Hatuşa dolayısıyla kendi içerisinde bir takım köyler ya da oturum yerlerine sahip değil. Pompei'den farklı, tamamen farklı bir kutsal alana sahip farklı farklı, farklı işlevleri var bu alanların. Olağanüstü zenginliği ise özellikle uzun incelemelere maruz kalmasından kaynaklanıyor. 1900'lerden beri sistemli bir biçimde arşivler, bilgiler elden geçirilmiş. Arkeologlar çalışmışlar, mimarlar çalışmışlar ve bütün bunlar daha belirli arkeolojilerin başlangıcı açısından son derece önem arz etmiş. Ee, tabii önleminden söz ederken arkeolojik bulguları atlamak mümkün değil. Bugün de hala kazılar yapılmakta ve o kazıların sonucunda da günlük olarak yeni bulgularla karşılaşılmakta. Çok önemli Kretula koleksiyonu karşımıza çıkıyor ve bunlar hieroglif varyasyonlar olarak da görülmekte ve büyük anıtlar da görüyoruz. Ben aslında mimarım. Dolayısıyla yaklaşımım biraz farklı olacak arkeolog arkadaşlarıma oranla. E, çünkü bu sit alanı karmaşıklığı nedeniyle, tarihi nedeniyle, 10 yıl boyunca e, farklı araştırma metodolojilerinin ortaya konmasına da imkan verdi. Disiplinler arası metodolojiler bunlar. Bunlar farklı gelişmiş teknolojileri kullanmamızı sağladı. Dijitalizasyon o gerçekleşti tarihlendirme çalışmaları oldu. Ee, bu fikir şundan doğdu çünkü burada çok önemli mimari bulgular var. Buna anıtsal eserler, örneğin büyük tapınak ay farklı kapıları var. Biraz önce Aslanlı Kapı'yı gördük zaten. Sphinxli Kapı'yı gördük. Bu yıl bunlar büyük keşiflere neden oldular. İşte tam da şu noktada kapıyı görüyoruz. Sphinxli Kapı. Bu yıl Burayı derinleştirdik, araştırma metodolojilerimizi derinleştirdik. Çünkü Tesadüfen hierogliflerle karşılaştık ve bunlar gerçekten de analitik araştırmaların konusunu oluşturmaktaydı. Profesör Marazzi, e, Metin Alparslan'la birlikte koordinasyon halinde çalışmışlardı buralar bu bölgede. Daha sonra döneceğim buraya. Şimdi... Sürdürmekte olduğumuz çalışmalar pek çok farklı bölgeyi içermekte, yerleşim alanlarına yönelik olmakta. Gördüğünüz gibi karmaşıklığı şehirsel anlamda bakıldığında içinde bir takım kayalar barındırıyor ve bunlar belirli yarılmalarla karşımıza çıkmakta. E, jeolojik açıdan son derece karmaşık bir yer bu içinde ırmak olmayan bir boğazı da içermekte. Ee, bu da olağanüstü bir karmaşıklık çıkartıyor karşımıza. Tabii gene var olan mimari e, bağlantılarla birlikte. Biz e, burada Alman heyetiyle ilişki kurduk. Hieroglifleri, Nişantepe'deki hieroglifleri araştırıyorlardı bunlar. Daha sonra aynı araştırma metodolojisini gene Yazılıkaya kutsal alanında kullandık. Ve bu yaklaşımımızı bütün boğaza yaydık, bütün vadiye yaydık. E, bu da buradan ince bir ırmak geçmekte. Büyük tapınakta çalışmalarımızı sürdürdük. Bu yılda beklenmedik bir biçimde yar kapıda gerçekleştirdik çalışmalarımızı. Projenin amacı nedir? Her şeyden önce şunu doğrulamak istiyoruz ki dijitalizasyon üç boyutlu çalışmalar, iki önemli aşamada çok önemli bir araştırma aşamasında hem belgelerin hem yapılmış olanların hem de iletişim açısından son derece önemli. Bu yeni bir disiplin olarak karşımıza çıkıyor ve gayet güçlü bir biçimde araştırmanın bir parçası haline geliyor ve projemiz böylelikle başlangıçtan itibaren analiz dinamiklerinde, araştırma dinamiklerinde işimize yarıyor. Bizim ekibimiz daha önce de söylediğim gibi başından itibaren Pek çok araştırmacıdan oluşmuştu. Bunlar farklı farklı disiplinlerden geliyorlardı. Pietrografi, taş grafisi, yapısal mühendislik, arkeoloji, bütün görüntüleriyle birlikte. Yaklaşımımız bir şekilde dijital ortamları başlangıçtan itibaren verilerle kullanmak ve bunları farklı kullanım alanlarında, farklı biçimlerde yeniden yararlanabilir hale getirmek ve olabildiğince bu bağlamda analizler rafine hale geldikçe yaygınlaştırmak. Bu yaptığımız faaliyetler bu sit alanında nasıl gerçekleştirdik? Nişantepe'de, Nişantaşı'nda gerçekleştirdik. İki numaralı odada. Bu aslında biraz o hierogliflerden uzak alanda bulunuyor. Fikrimiz bu anıttan, bu olağanüstü anıttan yola çıkarak, bu hieroglif anıtından yola çıkarak bir analitik sekans e, sıralama oluşturmaktı ve dijitalizasyon konusunda teknolojileri kullanmaktı. Başlangıçtaki amacımız okunamayan olanları okumaktı. Çünkü zaman içerisinde rüzgar ve yağmur bunları aşındırmıştı. Dijitalizasyon aşamasında fotogrametri vasıtasıyla çok fazla uzatmayacağım, mümkün olduğu kadar kısa kesmeye çalışacağım. Çünkü bu teknolojiler aslında bütün arkeolojik alanlarda kullanılıyor. E, bunlar sadece hieroglifler için kullanılmadı, anıtın kendisi içinde, yapılar içinde de kullanıldı, çevresi için üstü içinde, kaya içinde kullanıldı ve böylelikle de bu amaç, bu araç sayesinde e, bir takım nesneleri, 10 milimetren mm çok altındaki derinliklerden de çıkartmamız mümkün oldu ve bunlar çözünülebilir halde ortaya çıktılar, büyütüldüler ve prototip olarak gördük ve bütün bunlar rölyefler olarak karşımıza çıktığında da bu el yapımı çalışmayla stereofotogrametrik bir çalışma oldu ve bu gayet iyi. Bildiğiniz gibi sadece bir rölyef aracı değil, bu bunun da ötesinde el yapımını nesnel bir biçimde diğer teknolojileri oranla net olarak ortaya çıkarmakta. taşında yine hieroglif ikinci odada çalışmalar yapıldı. Çünkü burada da bir yorum vardı, bir numune ihtiyacımız vardı. Böylelikle karşılaştırma yapmak istiyorduk. Bunlar da bizim bulgularımızla karşılaştırılmalıydı. Ve böylelikle dijital olarak bu işaretleri e, ...zamanın zarar görmesine karşı e, dijitalize etmek istedik. Bütün bunlar son derece önemliydi ve bütün bu rolyefler... ...bu e, nümerik e, ve sadece dijital değil, nümerik olan bu bilgiler... ...bir şekilde e, tam olarak yaklaşımı gerçekleştirdi ve... Bir vizualizasyon e, sistemine hizmet etti. Yani artık dağ, e, dağın içindeki hieroglifler, rölyefler yani hepsi sanal bir ortamda bir araya getirilmiş oldu. Böylelikle bunları gerçek zamanlılık içerisinde birbirinden birine geçmek mümkün oldu tabii bu statik bir çalışmayla gerçekleşti. Bütün bunlara başka teknikleri de dahil ettik. Ee, invazif araştırma yöntemlerini koyduk ee, ve böylelikle de mümkün olduğu kadar bütün işaretleri okumanın yolunu açtık. Şimdi ne yapmaktayız? Bu rölyeflerin ışığında sistemin içerisinde arkeolojik Alman Arkeolojik Heyetinin bulduklarının hepsini bir araya getirerek bir temsiliyet halletmekte haline getirmekteyiz. Böylece buradaki hieroglif okunuyor. Bunu sadece belirli satırları okunuyor. Buradan daha gelişmiş haline gidiyoruz, devam ettiriyoruz, vizyalizasyon sistemlerini kullanıyoruz. Bunlar daha da gelişmiş sistemler. Aydınlatma sistemleri var, Amofor, amorfizmler kullanılıyor ve ver, veriler, verilerden yola çıkıyoruz. İkinci, iki numaralı odada bulunan verilerden yola çıkıyoruz. Tabii ki bütün bunların okunması sağlanıyor arkadan da. Bu işaretler olabildiğince objektif olarak kaybediliyorlar veya kaybedilme riski var. Buralarda bir takım onlarca yılın içerisinde parçalar halinde karşımıza çıkmakta ve bunların araştırılmaları son yıllarda uzmanlar için yapılmış durumda ve pek çok işaret bir araya getirilmiş ve bunlar bütünleştirilmiş ve böylelikle de araştırma projemize hizmet ettirilmiş durumda. Şimdi yıllardan beri üzerinde çaldı, çalıştığımız ve geliştirdiğimiz bir başka konu. Bu da olağanüstü bir anıt, yazılık aya. Tahmin ediyorum hepiniz tanıyorsunuz. Çok fazla lafı uzatmama gerek yok. Burada tekrar bir dijitalizasyon çalışması yaptık. Elbette burada daha da genişledi. Önemi nedeniyle daha da genişledi. Çünkü estetik olarak da bir değer ifade ediyorlar. Burada büyük bir gayret sarf ettik. Çünkü nişan taşında hepsi sınırlıydı. Oysa burada rölyefler hemen hemen her yerde, bütün kayaların üzerinde görülmekte ve bizim analizlerimizde bu prosesleri yaymak durumunda da kaldık. Dekorasyonu olmayan kayalar üzerinde de çalıştık çünkü o kayalarında jeologlarla birlikte yaptığımız araştırmalarda hangisinin doğal bir e, kaya olduğunu, hangisininse bir şekilde yorumlara e, izin verecek bir şekilde bir matriks haline getirildiğini araştırmak istedik. Bakın burada da çok uzatmayacağım. Gene farklı araçlarla dijitalizasyon çalışmaları yapıldı. Yapılabilecek her şeyin filmini çektik, görüntüsünü aldık ve dronlar kullandık. Tabii farklı aşamalarla kameraları koyduk ve tabii Sorular aşamasında daha da derinleştirebilirim eğer isterseniz. Yeniden dijitalizasyon yaptık ve artık fotogrametri bilindiği gibi kullanıldı ve bütün bunlarda işimize yaradı bir e, kesin bir yeni noktaları dijitalle e, aktarma imkanımız bulduk. E, mümkün olduğu kadar amacımız küçük küçük işaretlerle milimetrik olarak bütün bu rölyeflerin verilerini toparlayabilmek ve bu bize tabii ki yazılı kayanında ...birkaç kilometre Hatuşaş'tan uzak olmasına rağmen... ...pozisyonunun, anıtlardan olan uzaklığının... ...Andreas'la birlikte bunları da e, incelemekteyiz. Evet, çok o, yüksek, çok karmaşık bir şey bu gördüğünüz gibi. Rölyefleri görüyorsunuz, büyük tören e, 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 sahneleri... E, tanrılar var ve bunların üstünde kayalar gözükmekte. E, bu kayaların bazıları rölyefler kadar belirgin olarak insan elinden çıkmamış. Çünkü burada altı farklı tanımlama var. Yani şurayı gördüğünüzde. Kayaların farklı farklı şekillendirildiğini düşünüyoruz. Bazılarında detaylar var, bazılarında hieroglifler var. Bakın, bu da bir plan. Burada da temizlik yapıldı, bütün bitki örtüsü kaldırıldı. Bu bir detay, bulduğumuz bir ayrıntı. 10 metrekarede. Ele geçmiş bir detay. Bu işin karmaşıklığı, teknolojik karmaşıklığı hakkında açıklama yapmak istemiyorum. E, milyarlık poligonlardan söz ediyoruz. E, ve bunlar gerçek zamanlı olarak kullanılıyor. Bu çalışmada gene desenler üzerinde yapılıyor. Ve böylece okunulabilir kılınıyor hieroglif işaretlerde bizlere ...miras hakkında çok fazla bilgi veriyor. Burada bir detay görmekteyiz. E, kılıcın üzerinde bir detay, sonra poligonal bir detayı görüyoruz. Bu da bizim gördüklerimizden çok fazlasını açıklamakta. Yasılıkaya'nın üzerinde yine size bütün bu araştırmaların, bütün bu teşhislerin e, yazı, e, açılımını görmekteyiz. Ve son olarak da üç boyutlu bir e, rölye, bir görüntüden yola çıkıyoruz. Üç boyutlu e, teşhis çalışmaları bunlar. Bu veriler tamamen matematikle, o, objenin matematiğiyle gerçekleştirilmiş. Sadece de objenin matematiği değil, bütün bir... Olgunun matematiği burada söz konusu olan 30 metre mesafeye kadar analizi yapılabiliyor ve bir araya getirilebiliyor. Bizi en çok heyecanlandıran olay, Ambarlıkaya da karşımıza çıktı bu yıl, bu bizi çok ilgilendiriyor bu alan. Çünkü buradaki jeolojik, mimari, arkeolojik çalışmalar o dönemle bağlantılı olarak birbirine geçmiş durumda. Çok yaygın bir alan. İki tane dağ var, bir ırmak var. Bu iki dağ yine çok ilerlemiş teknolojilerle incelendi. Hem de vadi incelendi ve burada bir tünel gizemli bir tünel karşımıza çıkmakta bir tünelin iki ayrı parçası diyebiliriz. Ambarlı kayanın altında, pardon büyük kayanın altında bulunuyor bu. Ve bunları inceledik. Bunu hızlıca anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi bu da son derece yaygın bir yöntem. Ve jeolojik olarak bütün izleri ele alıyoruz. Hititlere ait olabilir veya olmayabilir. Burada bir skaner, bir yazıcı ama el taşınabilir bir skanerle çalışma yaptık. Çok yüksekteydi, ırmağın düzeyine göre ve çökmesi, bu duvarın çökmesi nedeniyle yerle bir olmuştu. Geometrisi buranın, bu deliğin geometrisi incelendiğinde, lokalize olarak incelendiğinde, bunu bir... Simülasyon yaptık. Düşen kayayla simüle ederek yaptık bu araştırmayı. Böylelikle de eğimi de dikkate aldık ve bütün bunlar bize şunu kanıtladı ki, bu delikler Hitit döneminde yapılmamıştı ama daha sonra belki bir geçidi tutmak için belki bir su yolu olarak yapılmıştı ama demek istiyorum ki bütün bu detayları e, en yaygın modellerde bile elde edebiliyoruz şimdi rölyef çalışmasına bakıyoruz gene son derece özenli iki tane büyük tünel parçası üzerinde bunlar. Bunlar e, çok ilgimizi çekti. B bütün sit alanında bu eğriler var ve bunlar bizim modellerimizin içerisinde de yer alıyorlar. E, ve bir yüksek çözünürlüklü bir çalışma var. Bunlar da analiz edildiğinde farklı farklı prosedürlerde bir geçit görmekteyiz. Bunlar da farklı farklı düzeyleri var ve bu kitlelerin yakınlarında bir boğazın oluştuğunu, hatta bunların bir boğazı oluşturduğunu görüyoruz ortofoto foto kullanımıyla yapılmış durumda. Üç boyutlu çalışmalarımız var. Özellikle burada bu çok önemli bir yaklaşımdı. Şimdi detaylarını anlatmaya çalışacağım. İşaretler, bu yerlerin kullanımına dair işaretler e, hep kayaların kenarlarında. Dolayısıyla bunların bağlantıları olmuş ahşapla veya taşla. Şimdi bir simülasyonun içerisindeyiz. Üç boyutlu bir simülasyonun. Bunların renkleri rölyeflerle bağlantılı. Daha iyi görüntü alabilmek için yapıyoruz bu gri tonlamalarını. Ve belirli temel noktaları işaretledik. Daha sonra katalog çalışmaları da yaptık bu abaküsün içerisinde üç boyutlu olarak arkeolojik anlamda bütün delikleri bildiğiniz gibi Hititler özellikle onların Esa, anıtlarının altındaki yerlerde e, delikler açıyorlardı. Bunlara ortostatlar yerleştiriyorlardı ve böylelikle de bağlantılar kuruyorlardı. Bu 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 bağlantıları bütün bu işaretleri üst üste getirerek şöyle bir varsayım ortaya attık. Bu duvarların geometrisi hakkında ırmakla bağlantılı olarak tabii ki çok karmaşık bir iş. Çünkü bu tahlilde elimize geçen teknolojiler, Hititlerin bildiği teknolojiler aslında şehrin korunması içinde. Irmağın geçişinden şehrin korunması içinde. Bu açıdan bu simülasyonlar boyunca jeologlarla birlikte bütün bu işaretleri şu noktada göreceğiniz gibi veya şurada şu noktada göreceğiniz gibi Yine yerinde yapılan bir analizden yola çıkarak bu bilgileri edindik. Bunlar son derece önemli çünkü şimdilik sadece bir varsayım var elimizde ama burada bir basamaklar olduğunu düşünmekteyiz. Belki bir kule vardı ve bunların yükleri de Büyük Kale'den çok yüksek. ...bir tepeden gelmekteydi... ...kuzey bölümünde, şehrin kuzeyinde... ...dolayısıyla da bu unsur... ...yapısal bir unsur olarak karşımıza çıkmaktaydı. Yani Hititliler, tabii ki bütün bunları yeniden çalışmalı... ...ve ortaya koymalıyız. Onlar bu büyük kayayı... ...bir şekilde yükleri taşımak için, farklı yerlerden gelen sur duvarlarının yüklerini taşımak için yapmışlardı. Belki de e, yüzeyler arasındaki bağlantıları sağlamak için. Bütün bu izler belirgin olarak bizim modellerimizde karşımıza çıkmakta. Ve bütün bu e, kayanın her yüzeyinde gözükmekte. Ee, doğalmış gibi gözüken bu kaya yüzeylerinde görülmekte. Bütün bunların bu kenarını da incelettik ve burada da başka incelemeler sürdürüyoruz. Bunlar bizim e, tünelimizin iki bölümünü göstermekte. Onları doğru bir biçimde Ölçmek lazım ama her şeyden önemlisi de geometrik olarak ölçümlemek lazım. Şunu fark etti ki Hititler sadece iki proje e, projelendirmemişler, iki geçit, iki boğaz projelendirmemişler. Daha da ilginç olanı inşa etmişler bir sur duvarını ve bir düzeltme gerçekleştirmişler kendi işleriyle bağlantılı olarak. Evet bu tünel Hititli mi bunu kanıtlayacağız. Bunun üstünde çalışmalar sürüyor. İnşaat alanlarında kontrol var. Altyapı çalışmaları var ve son derece mükemmel çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. Bunları yapanlar açısından baktığımızda mimarlar da bunu gayet iyi bilecektir. Çok zor böyle bir uygulamanın gerçekleşmesi bugün bile. Ben hayal etmekte zorlanıyorum açıkçası. Çünkü ölçmek, projelendirmek, gerçekleştirmek ve ilerleyen bir biçimde bunların sağlamasını yapmak hiç de kolay değil. Bu gösterdiğimiz kesit bu altimetrik sekansı görüyoruz ve bunların bir şekilde düzey atladığını görmekteyiz. Şu noktadan bu noktaya, o zamanda buraya, vadiye doğru inilmekte. İnanılmaz bir mühendislik çalışması var, jeolojik çalışma var. Jeologlarla bağlantılı olarak yapı işlerini yapanlarla birlikte olarak e, çalışıyoruz çalışmalarımızı sürdürüyoruz ititlerin teknolojik bilgilerini araştırmaya çalışıyoruz ve böylelikle de bu yeni imkanları kullanarak farklı sonuçlara ulaşmanın, yolundayız. Bütün bu sur duvarlarının noktaları burada belirlenmiş durumda. Andreas'la birlikte iki yıl önce bu çalışmaları gerçekleştirdik ve bu konuda bir makale yayınladık. Tam şu noktayla bağlantılı. Tabi orada bir duvar olduğunu düşünmek işte de kolay değildi. Çünkü sit alanının bir küçük parçasıydı, bu toprak parçasıydı ama araştırma yaptıktan da orada bir kazı yaptık ve bulduk ki burada gerçekten de bir e, sur duvarı kalıntısı var. Büyük tapınaktaki araştırmalarımızı hızlıca geçeceğim. Bu miras e, bilgisayarlarımız da var. Hala daha hangi noktaya ulaşacağımızı bilemiyoruz. Bu yıl devam edecek bu çalışmalar Andreas Temmuz ayında bizlere haber verdi. Dedi ki heyetimizin çalışmalarını değiştirmemiz lazım. Bu piramit üzerinde çalışmalıyız. Bu bir yapay tepe ve bunun içinde bu tünelin içerisinde hiyeroglifler ortaya çıktı. Dolayısıyla bu yıl çalışma planımızı değiştirmek durumunda kaldık. Üç boyutlu olarak dronlar aracılığıyla, skanerler aracılığıyla, fotogrametri vesaire gibi teknolojiler aracılığıyla bütün bunları ortaya çıkardık ve mümkün olduğu kadar arkeologların altyapı jeologların çalışmasıyla geometrik bir düzenlemeyle bu hierog Lif koleksiyonunu da anlamak için çalıştık. 41 tane hieroglif var burada. Hepsi bu duvarlara yayılmış vaziyette. Bunları elde ettik. Anıtı da kendi kompleksi içerisinde Sphinx'leriyle birlikte tabii ki turistleri de çekebilmek için ışığı düzgün ayarlayabilmek için de çalışmalar yaptık modellerimizin içindeki işaretleyicilerden ilk verileri elde ettik. Geçen gün bu Andreas'la elimize geçti. Bir kesit aslında bu, kapının kesiti. Ve önümüzdeki günlerde, belki de birkaç haftanın içinde tam olarak 0,2 milimetrelik bir hatayla bu binanın içerisinde, tünelin içerisinde kapıyla olan bağlantı ortaya çıkacak. Hierogliflerle bağlantılı örnekler burada. Bunlar gene meslektaşlarımızın Marazzi, Topolazzo, Alpaslan çalıştılar bunlar üzerinde. İleri gitmiyor. Evet, tamam. Evet, evet. tamam. Evet. Ve bir parça çok evet. e, müzemizin içerisinde bulunuyor. Aslında tünelimizin içinden çıkma. Evet. E, bu bilgileri nasıl kullanacağız? Bunlar dijital ortamlarda belgelendirmek için kullanılırlar. Evet. Dijital teknoloji, yeni bir dil aslında elimizdeki verileri anlatmak için çok gelişmiş bir, bir konu. Özellikle gençler dijital ortamlara çok alışıklar, dolayısıyla bu içerikleri dijital olarak gençlere aktarmamız lazım ve bu çok önemli bir araç gerçeği anlamak için. Arkeoloji öyle bir konu ki büyülüyor insanı. Yeni kuşakları bir şekilde etkilememiz lazım ve işte bunu onların dünyasında gerçekleştirmeliyiz. Bildikleri bir noktadan yola çıkmalıyız. Nitekim Napoli'de bir sergi yaptık ve birden ikiye bu e, nişan rölyeflerini yayınladık. Ve de üzerine de üç boyutlu görüntüleri koyduk. Video mapping ile gene sıradan bir projeksiyon olmadan gene deformasyonu anlatan, ışığın getireceği deformasyonu anlatan bir biçimde hieroglifleri koyduk. Yani arkeologların okuma aşamasında yaptıklarını gençliğe, e, dijital dünyadan anlayanlara iletmek istedik. Bütün bu hierogliflerin tercümesi ve okunması gerçekleşti. Bu bizim sergimizin bir detayı ve bütün bu yazılı kaya detaylarını da yerleştirdik. Bu Bey, Büyükelçi, Türkiye Büyükelçisi e, ve farklı paneller üzerinde yazılı kayayı an açıkladık ve gene ahşap paneller üzerinde de bütün bu bulguları dijital dünyaya koyduk. Bunlar yeni senaryolar oluşturacaklar araştırma dünyasında. Dolayısıyla dijitali ve sanalı son derece iyi biçimde kullanmalıyız. Sanal aslında felsefi bir terminal, terim ve de arkeolojiyi e, bir şekilde bu daireyi kapatmak açısından kullanabiliriz. Her şeyi felsefeyle bütünleştirmek mümkün. Çok teşekkürler. Evet, çok teşekkürler Leopoldo. Sorusu olan var mı? Bu muhteşem konuşmayla ilgili, hakikaten bilim bizlere çok yeni perspektifler sunuyor. Şimdi ben bu oturumu kapatmadan önce iki kelime söylemek istiyorum. Yarın çok daha farklı konuları gündeme getireceğiz çünkü. E, klasik e, e, dönemden bahsedeceğiz. Oradaki sorunlar farklı. Bugün açıkçası en zor kısımdan bahsettik. E, koruma ve iletişim konularını gündeme getirdik. E, korumak zor çünkü daha hassas ve e, e, kerpiç e, tuğla gibi e, hassas yapılar söz konusu. İletişim açısından da zor çünkü bu e, mimari yapılar daha az biliniyor bizim tarafımızdan ve kronoloji bizden çok uzak ve e, tabii ki e, açıklamak zorunda olduğumuz sorunlar sosyal e, açıdan da yani karmaşık sosyal e, gelişim süreçleri bunlar yani çok bilmediğimiz süreçler. E, Bizler için o açıdan zorluk geçeriyor. Buna rağmen ben bütün konuşmalarda e, bugünkü e, gerek stratejiler açısından olsun gerek restorasyon çalışmalarında olsun gerek e, niyet açısından olsun çok örtüşen nokta e, gördüm e, ve arkeolojik e, topluluğu gerçekten oluştuğunu. E, gördüm e, teknolojiler arasında e, güçlü farklar var. E, uygulanan teknolojiler e, açısından e, farklı farklı vakalarda e, farklı teknolojik uygulamalar e, gördük. Bizim mesleğimiz de değil aslında. Yani hiçbirimiz e, hatta ben hiç e, bu grubun e, eskilerinden olarak e, başkanı olarak e, bu eğitimleri almış değilim. A e, açıkçası inanılmaz e, bir e, e, tabi katkı teknolojinin kalkısı e, bu son konuşmada da gördük ki e, mesleki açıdan çok önemli tabii ki e, ortak bir standart oluşacaktır diye düşünüyorum bu alanda da e, çok hızlı da gelişiyor açıkçası bu alan ve ben oldukça iyimserim açıkçası bu konuyla ilgili olarak, ve bence çok olumlu bir şey. Burada bunları tartışıyor olmamız ortak bir uyum içerisinde burada bilmiyorum bu konularla ilgili söz almak isteyen olur mu? Yoksa hepsini yarına da tabii ki bırakabiliriz. Yarın da devam edeceğiz. Bu buluşmamıza evet sanırım hepimiz Yorgunuz, o zaman e, belki bu şekilde e, sonlandırabiliriz. E, İtalyan Kültür Merkezi Müdürü'ne bırakıyorum sözü. Grazie, grazie teşekkürler, e, çok teşekkürler. E, tek bir kelimeyle özetleyebiliriz belki bugünkü çalışmaları e, heyecan verici. E, diyebilirim e, tam anlamıyla çünkü gerçekten de tüm sunumlar çok çok ilgi çekiciydi ve e, bugün e, ilk e, sempozyumumuzun bu ilk e, gününü e, amacımızın e, iradesini çok güzel özetleyerek kapattığınızı düşünüyorum. Burada bir araya gelmek, yapılan çalışmalar, araştırmalar üzerinde e, tartışmak, değerlendirme çalışmalarını e, tartışmak ve bir perspektif sunmak aynı e, zamanda amacımız. E, Sayın e, Kaneva'nın da e, durumunda yeni e, müdür e, nesilleriyle ...bir araya gelmek, bir paylaşımda bulunmak... ...yeni teknolojileri özümsemek... ...fotoğrafları gördük... ...50'li yılların... ...kullanılan... ...aletleriyle... ...karşılaştırıyoruz bugün çok farklı... ...haritalandırma... ...dijital... ...bir takım teknikler kullanarak yapıyoruz... ...birçok çalışma. hakikaten... ...bugünkü toplantımızı... ...çok olumlu bir şekilde... ...tamamlayabiliriz diye düşünüyorum... ...hakikaten heyecan verici oldu... Dinleyici olarak e, söylüyorum bunu gerçekten. Evet. E, bu akşam da görüşeceğiz e, e, zaten. E, yarın sabah da yine buradayız. E, 9.30'da açacağız. E, oturumumuzu e, Klasik ve Bizans döneminden bahsedeceğiz. E, e, Annalisa Palazzo ve Laura Bucci'ni Buccino söz alacaklar. Sonra Maria Andaloro söz alacak ve Tommaso Ismaelle söz alacaklar. E, Profesör Salmer de kısa bir video gönderdi. E, onu da paylaşacağız. Sonrasında da oturumu kapatacağız. E, bir sonraki yılın başlığı ne olmalı? ...diye şimdiden düşünmeye başlayabiliriz. Yarın... ...zaten kapanış oturumunda da... ...2023'ü düşünmemiz lazım. Çünkü devam edeceğiz... ...bu sempozyumlara. Öğleden sonra da... ...teknik bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Kültürel bir... ...ziyaret gerçekleştireceğiz. Yine ilgi çekici bir ziyaret... ...olacak bu da. Bir kez daha teşekkür... ediyorum herkese, söz alanlara... ...konuşma yapanlara... İstanbul'a geldikleri için herkese çok teşekkür ediyorum ee, Yarın görüşmek üzere tekrar teşekkürler